Ramazan ayı boyunca iki minare arasına içlerinde ateş yanan kandillerle yazı yazma geleneği olan Mahya İstanbul'da doğmuştur. İlk kez 1600'lü yılların başlarında görülen Mahyacılığın İstanbul'da başlamış olmasının nedenini Haliç'in kıyısında aramalıyız. 1546 yılında dönemin defterdarı Nazlı Mahmut Efendi, Eyüp semtinde kendi adına bir cami inşa ettirir. Mimar Sinan'ın çıraklık eseri olan caminin minaresine bakanlar aleminde hilal görmezler. Mahmut Efendi minarenin en üstüne yazı araç gereçleri olan hokka ve kalem koydurtur. Bu yüzden ateşle yazı yazma geleneği olan Mahyacılığın İstanbul'un minareleri arasında başlamış olması tesadüf değildir. Sanki 60 yıl sonra bir el Eyüp'teki Defterdar Camii'nin tepesindeki kalemi alır ve hokkaya batırarak başlar gecenin karanlığında minareler arasına yazılar yazmaya. 1720'lerden sonra mahyalarda sadece yazı değil, resimler de olurdu. Köprüler resmedilirdi örneğin, sonra şadırvan, çiçek, kayık, yelkenli gemiler de resmedilirdi mahyalarda. Ve hatta Kız Kulesi. Bir Ramazan gecesi Süleymaniye Camii'nin minareler arasına bakan İstanbullular en üst şerefeler arasında bir at arabası resmi görürler. Caminin minarelerinin orta şerefeleri arasındaki kandillerde de bir köprü resmedilir ateşten. En alt şerefeler arasındaysa balıklar ve kayıklar yüzmektedir. İstanbullular hayranlık içinde bu olağanüstü güzel manzaraya bakarlarken birden beklenmedik bir şey olur. At arabası köprü üstünde, balıklar ve kayıklar da köprü altında hareket etmeye başlar. Dönemin ünlü mahyacısı Abdüllatif Efendi'nin hareketli mahyacılıktaki marifeti o günden beri anlatılır durur. Yağmurlu havalarda mahya kurulamazdı. Nasıl kurulsun? Kandilin içine su girer ve ateş söner. Bu yüzden Ramazan ayı yağmurlu mevsimlere denk geldiğinde İstanbul mahya ışıklarından mahrum kalırdı. Ama bir mahyacı tasarladığı içine su almayan kandillerle yağmurlu bir havaya mahya kurmayı başarır. O gece pencereden dışarı bakanlar bardaktan boşanırcasına yağan yağmuru görünce mahya kurulduğuna inanmak istemezler. Ama meraklarını da yenemeyip ıslanmak pahasına yola düşerler. Adeta birer dereye dönüşen İstanbul sokaklarında mahyanın kurulduğu camiye vardıklarında herkes sırılsıklandır. Caminin iki minaresi arasında mahyanın kurulup kurulmadığını görmek için başlarını yukarıya kaldıran herkesin ağzı açık kalır. O gece bir mucize gerçekleşmiş, dili dolu yağan yağmurun içine ateşten bir resim asılmıştır. Kırgınlıklara son veren, tüm insanlığı kucaklayan şemsiyesi altında Ramazan bayramının sağlık ve mutluluk getirmesi dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun.